Piyano Jewelry sunar. Size kaldan herkese merhabalar. Ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altun ve bugün... Bugün kimin evindeyiz? Emir Elidemir'in evindeyiz. Emir Elidemir'in evindeyiz. Bakalım bize kim bilir ne güzel yemekler yaptı. Ben iki haftadır aynı kazakla geziyorum ama çok sevdiğim için... Ben de mehtaptan el aldım sanki farklı bir günmüş gibi yapmamız bizim. Aynı günde iki tane ev geçiriyoruz. Ne yapalım şimdi? Yani gidip gelelim mi? Başka türlü olmaz. Komşuları çekiyoruz. Komşuculuk yapıyoruz. Komşunkiyle muhtaçtık. Bizim de aynı zamanda çekime muhtaçtık. Hadi oğlum, şimdi gidelim. Emir'in kapısını çalalım bakalım. Kim bilir çapkın kazanamanın evinde kimler var, kimler? Şunu çok bastı, çok döndürücük yaptık. Tamam, daha çocuk mahvoldu. Hello ve Emir, yakışıklı. Şu yakışıklılığa bakın Allah aşkına. Nasıl düzgün bir çocuk, maşallah. Emir'i ilk defa görüyormuşum gibi şöyle bir öpeyim. Emir'ciğim. Sanki bugün biz hiç şey yapmamışız gibi, paşacığım. Ne yapıyorsun? Hiç görüşmemişiz gibi. Bugün evin her yerini gezmeyeceğiz. Sadece belli başlı yerleri gezeceğiz. Çünkü boş abi, o yüzden yani. Daha dolduramadım. Daha dolduramadım. Edese mi? Edese buluşuyoruz. Hadi görüşürüz. Dünya yakışıklısı bir adamın evindeyiz şu an. Sporun falan da çok aksatmıyorsun bu arada, görüyorum ben seni evet, sporlarda. Evet, gidiyorum ya sürekli. Burada mı yapıyorsun sporunu? Burada yapıyorum abi. En güzeli. Yeni taşındın sen buraya. Kaç ay oldu? 5 ay olmuş ya. Neler yapıyorsun? İyi abi, sağ olun. Burada çekim yapıyorum. Evet. Şahane. Çekim yaptığın evet. Yere birazdan göreceğiz. Emir şahane. Şöyle geçelim mi? Hadi bence geçelim, şöyle oturalım. Şurada bir konuşalım zaten. Şöyle bir minik minik. Salonda böyle sorguya, seni ortaya alalım, sorguya çekelim. Salonda mı kalalım? Şey çok güzel buranın. Yani bu komüniteyi çok sevdim ben. Beni evet. Mesela kandırır buraya taşınmaya. Gerçekten. Sizin arkadaşlıkları... Arkadaş evet ya. Ya. Çok kıskandık biz onu. Evet, Mehtap var. Berk var. Mehtap ve Berk benim burada. En yakın arkadaşım. Evet. Ama sanırım başka influencer veya sanatçılar... Varmış. Duyduk. Varmış, evet. Geceleri biz... çok ses çıkıyormuş bu şeylerden, sitelerden diye diyorlar. Partiliyorlarmış. Ne olacak? Partiliyorlarmış. Çok partiliyorlarmış. Efendim hemen balla kesmek istiyorum sözünüzü. Geri gelmez hemen hediyemizi vermek istiyorum ben. Bizim ana sponsorumuz Piyano Jewelry'nin şahane bir hediyesi var sana. Açıp bakmanı isterim. Çok ama teşekkür ederim. Ama sen işte kullanıyor musun? Çok onu merak ettim şu an. Böyle bir... Kullanıyor bence. Evet, bence de kullanıyor gibi geliyor bakalım şu an. Çok değişik bu. Peki elle yapılmıyor. Trabus kartı. Trabus bu şey için. Trabus mu? Evet, böyle bir kulağa takılıyor. Özel bir şey var değil mi? Doğru o biliyor. O değil. Kart yok. Çıktı. O sertifikası gerçek altın olduğuyla alakası. Süper. O sertifikası ne? Değil. O ayrı ne? Bir hediye. Bu da başka bir hediye. Aha, okey, süper. Ama asıl hediye çıkmadı. Çıktı. Ne o? Trabus işte bu. Evet, piercing bu. Wow, buradan çok teşekkür çok ederim. Bu. Peki gerçek benim Trabus'um da vardı, düştü bu arada. Gerçekten mi? Şurada vardı, düştü, uyuyor. Tamam, şahane. Burada varsın o zaman oraya. Evet, tekrardan deldirmem lazım ama bunun için deldirebilirim. Çok güzel gözüküyor. İstersen şahane. Bizim mağazada da gidip deldirebilirsin çünkü aynen. Deliyorlar. Evet, orada bir şeyimiz var, uzmanımız var. O aynı zamanda orada sana piercing de yapabiliyor. Baya değişikmiş. Ve gerçek altın sertifikası var. İstersen geçmiş olsun. Süper. Bozdur. Harcı. Şey çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye bu. Güle güle kullan. Çok sağ olun. Bu arada biz gerçekten sağ olsunlar. Her konuğumuza özel araştırıp yapıyorlar. O yüzden baktım kulağında var mı yok mu diye. Biz de mi yaptırsak piercing? Ben hiç ne küpe ne piercing yaptırmadım. Ben de evet, evet korkuyorum birazcık. Nedense sanki acıtıyor çok şeymiş bu arada. Gibi. Buradaki hiç acıtmıyor da şuradaki çok acıtıyor. O işte ben buraya hayatta yaptıramam. Evet. Şu falan okey de. Bu tarafa yattığında falan çok kötü yani. Hep diğer tarafa yatman lazım. Benim bir senede iyileşmedi. Sürekli iltihap yapıyor. İşte ben onunla uğraşamam gibi geliyor. Evet. O zaman bir ilk sorunla başlıyorum dermişim. Neymiş ilk sorun? Yok canım öyle bir şey. Nasıl gidiyor hayat? Ben seni sürekli bir gidiyorum, görüyorum. Diğerlere gidip gelip geliyorsun. Londra'da mıydın en son? Ay, Londra'ya gittim en son. İş için mi yoksa gezmeye mi? Ya benim bir hayalim vardı abi bu dövme konusunda. Evet. Yani onu da gösteririm diyeceğim de ne arasında ne kadar gösteririm. Şey, storylerde bak biliyorlar. Evet, olduğunu. Bazı bir günlük rutin videoları çektiğimde genelde ilk sahneye onu koyuyorum. Günlük rutin videosu başlangıçta. Aynı zamanda ilgi çekici bir dövme evet, olduğu için. Yani. Evet. Sonuçta yaptığımız işte de bazen bazı noktaları kullanmanız gerekiyor. Peki tamamlandı mı bu dövme şu anda? Son bir seansı kaldı. Benim bir hayalim vardı işte bu dövmeyle ilgili. Evet. Yaklaşık 10 yıldır aynı adama mesaj atıyordum. İnanılmaz yani, bir şey beni dövmeye başlatan bir adam. Londra'da mı yaşıyordu? Londra'da ve Barcelona'da. İki tane yani gidiyor geliyor. Jandix diye bir adam. Mail atıyordum cevap vermiyordu. Sonra işte Instagram'dan yazdım anlamları nedir falan filan. İlgileniyorum çünkü sürekli. Sonra cevap vermeye başladı bir süre sonra. Çok iyi. Ben New York'ta çalışıyorken ben oraya geliyordu. Dövme fuarlarına. Ha evet. Olur ya. İşte oraya geldiğinde günlük şey falan da alabiliyordum belki ama o zaman da
da itmiştim. Olmamıştı. Bir türlü denk getiremedim. En son artık bir 8 yani yıl sonra. Sen ünlenince mi cevap verdi acaba? Ya, ya bu arada önden önce de veriyordu ama ciddiye almaya başladı daha çok. Ha, tabii. Instagram hesabım falan büyüdükten sonra. Gerçi hala atmaya devam ettiğim için adam ciddiye almaya başladı. Okey dedi artık ondan sonra. Bütün bu sırtı bu adam mı yaptı? Aynen bütün sırtım dövme full adama ait. Wow. Adam zaten bu arada olayı o yani. Tek parça bütün yapıyor. Ne kadar sürdü peki o? Yaklaşık 40 saat sürdü. 8 çarpı yani 5 şu ana kadar 8 saatten 5 seans aldım. Son seansı kaldı. Bir tekrar Londra'ya gideceksin yani. Evet bir kere gittim. Bu arada yani Türk şey olarak da yani belki Londra'ya gidip gelmesi evet biraz daha masraflı oluyor ama hemen hemen aynı fiyatlarla yapılıyor Türkiye'de. Çünkü çok pahalı. Yani bütün dünya yani dünyanın en iyi dövmecilerinden olmasına rağmen mesela hemen hemen Türkiye ile aynı fiyatlar. Kesinlikle öyle. Her şey öyle artık. Ama mesela şey çok güzel değil mi? Bir marka çanta alıp gelmek de gibi, daha ucuz. Ama bir de dövme çok özel bir şey ya. Evet. Kişisel bir şey. Yani bunu değiştiremeyeceksin bir daha. Da gerçekten. Bunun için gerçekten güzel bir bütçe ayırmak gerekiyor. Şeyde var ya Instagram'da görüyorum ya. Tabii. $50 dövme. Evet. Gerçekten öyle oluyor. Her şeyin iyisi kötüsü var. Kesinlikle dövmenin öyle. De olmaz makyajda da yok mu mesela? Neler yapıyorlar? Evet. Neler yapıyorlar yani? 2000 lira, 3000 lira yapılan makyajla yapılan makyaj arasında gerçekten fark. İşte kalite, el kalitesi. Yani aslında o parayla alakalı da değil. O yeteneğin kesinlikle. Ne veriyorsun o parayı? Yani işte hem malzemesi kullandığı bilmem bir sürü şey. Ama baksana kaç saat? Çok acıdı ya. 40 yani saat. Yani deli misin? Ben bayılırım mesela. Hayatım boyunca ama arkanda kalıyor. Sanat eseri gibi düşün. Evet. Evine tablo almak gibi bir şey. İşte yani. O yüzden ama diyorum yani benim için mesela hiçbir önemi yok ne kadar para istediğinin ya da bütçesinin ne olduğunun. Çünkü yani bazı şeyler para değil. Evet, yani. Kesinlikle öyle. Aynı şeyi düşünüyorum. Dönüp sırtına bakıyor musun aynadan? Yani, o kötü biliyor musun bu arada? Çünkü sanki artık sırtımı çekiyorken dövmeyi çekiyormuşum gibi hissediyorum. Mesela diyorum spora gittim işte sırt çalıştım. De. Sanki sırtımı değil de sürekli dövmeyi gösteriyormuş gibi hissediyorsun. Gösteriyor o sıkıntısı var. Çok iyi anladım. Ama onun harici hani sürekli göstereyim havasında değilim aslında. Yok, ama sırtın yani sonuçta. Bir de bir yerden sonra unutuyorsun. Bu zaten sırtını gösterebileceğin 3 aylık 4 aylık bir süre var. O da yani şeyde yazın yani hani. Normalde bu Şubat ayında vücudun üstünü çıkarıp belki Reels'ler için falan olabilir. Hani hazırlık videolarında olabilir. Evet, o açıdan mesela güzel dikkat olabilir. Çekiyor. Güzel bir şey. Evet. Senin işin bu abi zaten bir de. Aynen. Yani kim buna karşı çıkabilir ki? Evet. Emir sırtını gösteriyor. Takip etmeyeceğim diyeceğim. Yani. Hani. Tam tersi. Şey. Emin'in salonundayız bu arada şu anda. Biliyorsunuz geçen haftalarda da Mehtap'a gitmiştik. Hafta demez mi? 15 dakika önce çıktık oradan. Üstüm aynı üstüm. Benim ben Mehtap'tan giydim Mehtap'tan. Gideyim acaba gömleği mi giysem? Bu da çok sıcak tutuyor çünkü. Sen Mehtap'ın biraz küçük geldi sana biraz o zaten. Küçük geldi ama yine de hoşuma gitti. Demek ki kilo vermişim. Zayıflamışsın. Senin evinle Mehtap'ın evinin metrekaresi aynı ama yani tersi. Kullanış olarak tersi olduğundan bir de seninki daha maskülen. Tam bir erkek evi bu. Teşekkür bence ederim. Hani. Evet benim çok biraz güzel daha olmuş. Farklı ondan. Sen mi yaptın benimki her şeyini? Kendin evet her verdim. Şeyini ben yaptım. Her şeyini ben karar verdim. Annem yardımcı oldu. E tabi. Görüyor musun? Tabii. Nasıl yapacaksın şimdi? Daha şey, eşyaları daha büyük benimkine. Evet, koltuğu falan daha biraz büyüktü. Daha büyük sanki. Evet, onun koltuğu daha büyük, benimki daha küçük. Ama bu daha kızı böyle. Gel kız şuraya hani 2 dakika yanında falan öyle bir hani şey bir daha. O daha uzun ya hani şey. Gel kız şuraya. Hani daha böyle geldi oturdu hani burada onunki bir küçük. Onunki daha bir... büyük aslında böyle. O koltuğun iki ucundan birleşene kadar akşam tabii. Çok uzun süre geçer. Burada daha... Leyla ile Mecnun hikayesi çabuk. Gibi. Burada hemen. Kaynaşabilirsin. Tabii. Aa, orada oturacak, orada oturacak derken. Bakayım sırtına derken. Dövme de yaptırdım falan abla gibi. O zaman kalkalım bir yani çok da fazla zaten vaktimiz bir şeyimiz yok bu evde. Neden ben daha 2 saat oturacağım burada. Yukarıları gezmeyeceğiz. Yukarı çıkamıyoruz çünkü yukarıda şöyle bir şey var. Yatak odam var. Yapım aşamasında. Yok yatak odam aslında tamamen bitti de şey sorunu var. Ne derler ona? Kız var. Yok. Kara attım bir tane. Yani kızlar o böyle problemim var o olmaz yani. Yok. Neydi problemi var? Ne derler ona? Giyinme soyunma odası yapılacak oraya. Yapılmadı. Tamam. Boş o yüzden. Diğer oda da boş. Teras aynı teras zaten. Tabii teras aynı teras. Her şey aynı hemen de dediğim gibi. Ben daha çok mutfak kısmında olduğum tabii. için full. Diğer tarafa çok fazla geçemedim. Ev içeriği de çekiyorum ama henüz daha bir türlü yetişmedi yani. İşte gün içinde mesela ne kadar saatini alıyor mutfakta şey yapmak, çekim yapmak? Çünkü hem TikTok'a hem de Instagram Reel olarak paylaşım yapıyorsun. Aynen ve bayılıyorum ben. Evet. Çok da harika Reels'lar falan çekiyorsun. Senin Reel'ların, çok özür dilerim lafını valla kestim. Gece önüme çıktığı an çok sinirim oldu. Evet ya ben de. Bak. Ona çok diyorum. Yani gece saat 12 gibi 1 gibi önüme çıktığı an böyle şuralarından böyle bir çekilme hissediyorum ediyorum.
ki yani hani abi çok şanslılar ya. Yani evet. Komşuların çok şanslı Mehtap bir kere. Mehtap çok şanslı. Evet. Söylüyor zaten Mehtap diyor ki bir anda getiriyor bize Mehtap'a fazla fazla yapmış diyor. Getiriyor hepsini Güvenlik diyoruz. Görevlilerine götürüyorum. Çok iyi. Evet onlar biz taşınırsak bize de getirsin. Tabii ki de. Ne taşınırsak evet. Ne kadar güzel olur. Keşke ne güzel olur. Gerçekten keşke ya. Peki. Şu an bizim kaosu düşündüm de burası çok burası sakin. Çok sakin. Şey aklıma geldi. Sana hiç böyle o reyusların üstüne böyle kızlar falan ya bana da yapsana şu an olsaydı da yeseydik gibi şeyler. Kızla erkekler ki genelde bu arada herkes yemek yani. Yani üniversite herkes yemek yediği için ve herkes yemeği çok sevdiği için yok, genelde çok sulanıp sarkmaya geçen protein. Ya yani oluyor tabii arada yani ama iş olarak görüyorsun. Emir sen kaç yaşındasın şu an tam? 20-30 olacağım Ağustos'ta. Ay, 29 yaşındayım. Emir de büyümüş. Vay 29 yaşındayım ya büyüdüm. 29 mu? Yine çok ben bir 24-25 falan diye düşünüyordum çünkü seni hala. 29 ama yani yaşına göre ya. Çok iyi gözüküyor. Evet, yaşıtız. Zarifliğini gördün mü? Yaşıtız. İşte beyefendi. Kazanova işte. Bak. Kazanova. Herkesi ya, alır bekar böyle. Bekar mısın Emir? Bekarım evet. Öyle mi? Uzun bekar. Bir süredir mi? Bir 2-3 yıl oldu ya. Öyle mi? Aa, bizim evet. Videoda da mı bekardın bekardı. O zaman? Evet, 2-3 yıl oldu. Aa, enteresan. Evet. Peki böyle iyi olduğu için mi yoksa? Kendime daha çok zaman ayırabiliyorum o yüzden. Mesela bir sorumluluk aynı zamanda gibi. Evet, tabii olması bir iş ya. Yükselme aşaması. Aslındayım gibi düşünüyorum ya. Ama sürekli çalışıyorum. Önce iş şimdi bir kariyer. Önce ondan iş. Sonra. Her zaman. Önce iş. Bu sonra... arada gerçekten ya. Hakikaten önce iş olması gerekiyor. Bir toparlayacaksın, edeceksin falan. Kendi toparlamaya çalışıyorum şu an. Senin şey yaptım çünkü. Ne sanki canlı yayında. Kestik dermişim. Hayır hayır. Yani çok önemli çalışmak önce. Bir kariyerini, bir paranı her şeyden önce iş. Yani evet iş daha önemli ya şu an. Çok zaman alacak gibi hissediyorum. Bir sürü de markayla. Ben çünkü abi bağlanıyorum bir insana çünkü. Vallahi. Çok yani evet baya. Kendimden ön plana koyabiliyorum. O yüzden. İşi bile unutacak kadar. Aynen aynen. Evet. Öyle olmaz. Sakın kimseyle o zaman sevgili mevgilik yok. 5 sene daha bekarsın. Aynen 3-4 sene daha galiba. Ya hak edecek biri için müthiş bir şey de bu. Bence de. Ya belli de olmaz bu işler bu arada. Tabii canım. Ama iş çok zamanımı alıyor bir de. Dedim, sorduğun soru bu arada günde bir 4-5 saatimi alıyor neredeyse ama her gün yapıyorsam. Onlar alıyor bir de atıyorum günlük olarak işte story paylaşımları yapman gerekiyor. Başka mecralar için iş birlikleri oluyor. Atıyorum veya işte toplantın oluyordur. Sürekli yenilemen gerekiyor aynen. İçeriği. Bir şey planlaman gerekiyor. Peyniri kes, tost yap değil tabii ki. Hep öyle değil. Evet hep öyle bin değil. Bin tane içerik. Evet. Gerçekten öyle. Ben bir de yemek çok zormuş Emir. Biz geçen mutfağa girdik bizim stüdyoda. Zaten. Gerçekten. O kadar zor ki. Dışarıdan kolay gözüküyor. Ya şey gibi gözüküyorsun. Hani yapıyoruz, yaparken ha falan ama yok abi. Çok zor. O orada pişti mi, yandı mı? O sırada muhabbete girmek, onu bir yapmak, de yemek etmek yaparken falan. Konuşmak çok zor. Evet. Yani konsantreyi tamamen oraya vermeye çalışıyorsun. YouTube çekerken yani çok yemek zor. Programı çekmek çok zor. Ben hala onu yapamayabiliyorum bu arada. Çok zor iş. Hadi mutfağa gidelim. Hadi yavaş yavaş mutfağa gidelim. Tabii şefin mutfağına senin... giriyoruz. Hazır mı? Evet, dur. Hop. Neredeyiz? Mutfaktayız. Mutfaktayız. Demek bütün reel'ler falan her şey buradan çıkıyor. Aynen, hepsi. Burayı ne güzel bir düzenek kurmuşsun böyle. Evet. Aynen. Yani bu gerçekten tam bir şef mutfağı ve şef tezgahı. Çok sevdim ben. Çok aynen, beğendim. Bence de. Hoş. Yani daha rahat oluyor bir de bu aşamalarda. Atıyorum karşı taraftan çekim yaptığında. Çok mantıklı. Daha şey bu tarafta da bir tane ocak var. Yukarıda bir tane elektrikli ocak var. Eğer gerekiyorsa buraya indirebiliyorsun. Genelde ki biri geldi. Kapı çaldı. Biri geldi. Hemen. Açalım mı? Sen açma. Kapıyı açalım. Kapı çaldı. Kapı çaldı bakalım. Gelin bakayım. Mehtap. Ama yani. Soğan. Soğanımız kaldı mı ya? Soğan değil de patlıcan var. Aşkım değilsin. İnan bana hala buradayız. İnanamıyorum. Evet, günler haftalardır buradayız. 3 hafta geçti. Hala aynı koktu mu artık? Söyledik bu arada. Aynı gün çektiğimizde. Evet. Ne yapalım hani? Neyse. Olsun olsun. Sen böyle bir kızsın çünkü. Ben hemen gideceğim. İlk kemerin diğer gibi. Biz mutfağı çekiyoruz. Bir şeyde. Sen de gel. Evet gel ne olacak? Aa, gel ya saçmalama. Emir'in yolu. Yok, estağfurullah. Oha bayağı bundan şey çıkar. Emir'in mutfağın namusudur kimseyi istemez. Evet. Başlık bu. Gelsin gelsin. Mehtap da geldi. Hiç beklemiyorduk ama gerçekten siz komşu musunuz diye ben. Peki MasterChef'i bu sezon izledin mi Emir? İzledim dönem zamanında izledim. Baştan sona full izlemedin yani. Ya full izleyemeyebiliyorsun çünkü denk gelmeyebiliyor ama normalde annem izliyor full. Öyle mi? Hepsini annem izliyor. Ben zaten yani içerisinde bir sene geçirdiğim için hani... yetti diyorsun. Ha yok yetti ile alakası yok da yani ben dönem de izlesem hemen aynı zevki alıyorum. Anladım. Yani. Evet. Yani var mıydı favorim bu sene? Bu sene favori ya bizim dönemdeki çocukları tutuyordum. İşte Barbaros'tur. Ama işte Esra zaten bizim dönemdeydi Esra. Birinci oldu. Öyle mi? Evet. Aa doğru. Senin.
Evet evet. Ondan hak eden kazandı diyorsun yani. Hak eden kazandı. Esra abla çok çalışkan bir kadın. Tatlı bir kadın. Evet evet. Esra. Yani. Evet bence de. Ben hak eden kazandı. Çok izlemedim ama Esra'nın kazandığı. Ben iyi seyredemiyorum. Çok hızlı bir kadındı bu arada. Çok tertemiz her şeyi. Şeydi yani. Kadın evet, şeysi de başka oluyor ya tabii. Mesela benim şef arkadaşlarım da onu tutuyordu genelde. Öyle mi? Profesyonel şef arkadaşlarım da. Benim senemde de atıyorum kadın diyordu ki nasıl yapıyor abi bu kadar hızlı yani gerçekten. Kolay peki bu seninki abi. Şey miydi? Kolay kan ciğeri miydi? Ha, All Stars gibi bir şeydi. Evet, All Star'da evet. All sana teklif geldi mi? Ya All Star'a ben kendi işim yoğun olduğu için katılamadım. Yoksa istediler mi? Yani, ben okudum bu arada sen şey yapıyormuşsun diye yani yoğunmuşsun diye gitmediğini. Yani yoğundum. Daha doğrusu ya abi çok güzel bir yarışma programı. Hı-hı. Her şeyi çok iyi yapıyorlar. Yani hı-hı. Acun abiler. Prodüksiyon falan müthiş. Prodüksiyon müthiş ama gerçekten çok yorucu. Günde 16-17 saat. Ve sen aylarca. Şey işlerini yapacaksın. Kendi işim de benim gerçekten yoğun. Ve aylarca 6 ay mesela. Evet. 6 ay orada kaldıkları için çok benim için zor bir süreç. Iş. Emir haklısınız evet. Yani. Telefon yok, bir şey yok değil mi? Bir de öyle şeyler var. Tabii telefon yok. Nasıl? Telefon yok, evet telefon yok. Sosyal medya kullanılmıyor. Evet. Evet. Nasıl yapıyorsun onu? O çok yani, zor ama. Ya sonra gerçekten bilmiyorum belki ayarlanmıştır. Ya daha doğrusu hani belki giriyor telefon kullanılıyor mu kullanılmıyor mu emin değilim. Ben ilk başta öyle diye biliyordum kuralı. Hı-hı. Bizim senede de yoktu mesela. Hı-hı. Ve ben MasterChef'teyken çok stresli bir ortamdı yani benim açımdan. Tabii ki öyle. Kilo aldım, sosyal medyadan hı-hı. gelen kötü bildirimler, tepkiler, kötü yorumlar da oluyor, iyi yorumlar da oluyor ama yani insanı strese sokuyor. Ben artık haklısın. 29 yaşındayım. Yani şu an kendi işime odaklıyım zaten. Ben şeyimi rica ettim Acun abilerden. İzin istedin sen. İzin istedim o konuda. Beni mazur görün. Şeklinde. Aynen beni mazur görün. Olabilir. Haklı. Çalışırken sana şu an mesela 6 aylık bir yere gitmek şeye gelir mi? Mümkün değil. YouTube'u mu bırakacaksın? Instagram bırak ne yapacaksın? Çok sizin büyük para vermeleri çok lazım. Aynen öyle olması gerekiyor. Yok estağfurullah da ya. Çünkü biz mi düşünüyoruz? Biz kendi senin adını söylemedik onu. Evet. Ya çok güzel bir yarışma dediğin gibi de bütün milyonlarca insan seyrediyor. Bir de gerçekten evet, fanatikleri var. Çok isteyenler de vardı benim şeylerimden. Onlardan da hani özrümü rica ettim sadece. Ya, ama hayat yani bu belli olmaz tabii bu canım. Arada. Daha devam eden bir yarışma. Belki Survivor'a gideceksin. Survivor'a gidemem çünkü fiziksel olarak yani o tarz fiziksel bir şey. Fiziksel derken ne? Yani yok fiziksel olarak kaldırabilirim de. Şimdi nasıl diyeyim? Ruhen mi? Ruhen yani o da aynı şey baktığında. O da doğru. Stres yine altında. Yine kan, aynı şey. Doğru. Birinde yemek yapıyorsun, birinde yarışıyorsun. Gerçekten çok seviyorlar o nasıl diyeyim. Hadi ben yemek yapmayı çok seviyorum. MasterChef olabilir. Ama diğer taraf gerçekten inanılmaz bir evet. Hayatta kalma mücadelesi. Evet o gerçekten hayatta kalma mücadelesi. Şey var mı peki? Dükkan açma durumların var mı? Dükkan açma durumlarım var inşallah. Ya ne zaman? Şaka var çok mı? İyi. İnşallah bu sene içerisinde şekillenecek. Peki. İki tane farklı proje var. Çok iki iyi. Ayrı iş. İki iş. Ayrı iş var aynen. Çok i̇ki iyi. Ayrı iş var. İstanbul'da mı olacak bunların ikisi de? İstanbul'da olacak aynen. Peki tane... içeriğini söyleyebiliyor musun? Acaba hamburgerci mi bilmem ne. Valla. Sürpriz mi yoksa? Daha çok street food daha çok. Aha, fine dining değil. Ama fine dining kısmı da var. O da başka bir iş. O da şey catering üzerine. Atıyorum 3 tane farklı hatta proje var. İnşallah bu çok sene iyi. Şekillenecek. Geçen sene artık işte bayağı bir seçimler vardı. Deprem oldu maalesef. Evet maalesef. Yani kötü bir seneydi. Hiçbir türlü odaklanamadım. Herkes. Fotoğraf için düşündüğüm yer var mı? Valla hepsi olabilir. Şimdi ilk önce bir buralar mı izin almam gerekecek. Tabii. Öyle bir proje. Yani belediyelerden falan izin almam gerekecek. Onlarla uğraşmam gerekecek. Öyle bir proje. Helal olsun. Daha böyle stabil olmadığım bir proje. Yani dolaşabileceğim bir proje olacak. Öyleli. Aynen. Çok güzel. Bakalım diğer kısım o sabit olan da onu bilmiyorum. O biraz daha büyük çaplı olduğu için o belki bir sene sonraya kalır ama ilk etapta daha böyle dolaşabileceğim bir proje var. Street Food. Hayırlı olsun. Çok güzel. Vallahi güzel. Hayırlı olsun. Hayırlısı benim. Peki buzdolabında ne var? Bakabilir miyim? Dünden kalma bir yemeğin var mı çok mesela? Çok karışık abi. Buzdolabımı şey temizlik yarın. Dip temizlik yarın. Şey, olmaz. Mesela evet dünden ben bir kalma şefe, var bu arada bir tane. Şefe onu sormak istedim ne, mesela. Dünden kalma yemek yer misin? En son ne yemek yaptın ya mesela? Ya dünden kalma bu arada çok karışık da bir yemek yani. Göstereyim de. Göster bakayım. Sen mi göstermesen mi merak ettik şu an bir. Çıkaracağım da. Merak ettik şu an bir. Yani şu bu arada. Bir şey yok yani. Senin en... Sporcu yemeği. Sadece bir sporcu yemeği. Dünden kalma yemek yer misin ya? Bu mercimek bu bir şey yok. Kıymayla pilav. Bu yasmin pirinci bu da şey abi. Kıyma full şey. Baharatlı full. Baharatlı bir kıyma. İkisini hepsini karıştırıp sadece sporcu yemeği olarak yiyorum. İkisini karıştırıp mı yiyorsun? Aynen ikisini karıştırıp yiyorum. Aslında dünden kalma gibi bir şey. Sadece spor amaçlı bir şey bu yani. İşte yasmin pirinci daha düşük şekeri oranlı. Evet. Pirinç bu kıymada sadece işte protein bu soslu veriyor. Amerika'da Meksikalılar çok fazla. Ay çekirdeği mi var onun içinde? Yok hayır şey var kakule var. Ha kakule mi o benim? Kakule var 3-5 tane çekirdeği. Atılıyor ağızda yememek gerekiyor. Çıtır çıtır olur ağzın. Onun ayrıca full baharatlı bir kıyma bu. Üstünde de şey var. Pirinç var hepsini karıştırıyorsun. Her gün yemek spor yapıyor musun yok, peki? Yok hayır. Her gün yemek yapıyorum ama her gün bu olay fitness'a bağlı değişiyor.
yorucu yani. Yorucu değil mi ya her gün yemek yapmak? Nasıl yorucu olabilir ki sen? Her gün yapıyorsun. 2 saat bizim makyaj yapmamız gibi bir şey işte. Kolay yani. Evet. Severek yapıyorsun abi. Doğru. Severek. Benim sorduğum soru işte. Severek yaptığın için bir problem olmuyor. Ben mutfakta çok başarısızım da işte o yüzden. Yani bir de sevmiyorum. Airfryer'lar iyi bu arada. Yani. Ben airfryer kullanıyorum. Valla ben hiç kullanmadım daha. Kullanıyor musun? Yani, 3 kere açmışımdır belki. Şöyle. Aynen. Kullanıyor. Airfryer'lar bayağı iyi ya. Ben bütün işlerimi onunla. He, bu biz de bütün işlerimi airfryer'la yapıyorum genelde. Şu an onun hoşuna gidiyor yani bunu kullanmak. Evet, menü planlıyorum. O zaman airfryer'la en böyle basit bir tane şey söylesene. Vallahi şu an şey yapıyorum zaten. Bugün çekmeye başlayacağım öyle hatta. Mi? Bu hafta için. Atıyorum. Et tavuk ne? Tek tava tarifleri olacak. Atıyorum bir sonraki tek tava her gün bir tarif deniyorum deyip her gün tek tavada bir akşam yemeği paylaşacağım. Ondan sonra da atıyorum her gün bir air fryer basit akşam yemeği deniyorum diye bir hafta da öyle yapacağım. Bir hafta bir tarif hafta. Tarif veremem zaten. Olacak. Ben kendim hazırlıyorum zaten şu an. Zaten Reels'lerde bakacaksınız. Aynen. Yani. Yapıyorum. Tarif de bu arada şey çok kolay. En pratik air fryer tarifi. Orta boy lavaşlar var. Evet. Bir tane hazır. Orta boy lavaş koyuyorsun hazır. Üzerine rende kaşar peyniri ekliyorsun. Evet. Bir tane daha orta boy kaşar peyniri ekliyorsun. Yani pizzanın alt tabanı gibi oluyor. Üzerine domates sosu, kaşar peyniri, yaklaşık 5 dakika 180 derece air fryer. Çok bu şey mi? Sadece bu. Peynirli margarita i̇stersen gibi bir sucuk pizza. Koy, istersen. Gerçekten bu tarifi de vermiştim zaten. Mehtap yemedi. O kaçırdı o zaman. Mehtap'ın aklı bir karış havada verdi. Bak orada kimlerle konuşuyor. Dünyanın en güzel pizzalarından biri oluyor. Bayağı bir İtalyan fırından çıkmış gibi bir hadi şey oluyor. Hadi ya. Eve gittik. Gerçekten denedik. Çok güzel oluyor ya. Yani. Ay hadi eve gittik, benimkini denedik. Seninkini yaptık. Tamam. Direkt deneyin. İnanılmaz güzel. Çok pratik. Siz de deneyin. 5 dakika. Beğenirsiniz yorumlara yazın. O zaman ne yapıyoruz? Bir ev gezmesini. Çok teşekkür ederiz sana. Gerçekten. Ben bizi böyle hemen kabul ettim. Bir de bu kadar işin adasını var. Ağlanmış olsaydı hiç kaçırmadı. Özür dilerim. Bir şey, ne özürü yahu? Geldik şey yaptık. Baksana ne güzel Ankara'da her şey. Bu evlerin şeyleri çok güzel olmuş gerçekten. Ankara'da çok iyi. Buradan kafamı şuraya soktum. O zaman yavaş yavaş kapatıyoruz. Efendim. Mutfağını bize açtığı için ve evini bize çok açtığı için teşekkür ederim. Çok sağ ol Emir'ciğim. Ben teşekkür ederim. Malikanen de inşallah bir dahaki sefere. İnşallah. Aynen. Beklememekti bu sefer. Hepimize kaldım. Hepimize versin. Sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı, Emir'e de abone olmayı. YouTube'da devam ediyor değil mi YouTube'da bu arada? YouTube'da devam ediyor. Yani. Oraya YouTube, TikTok, Instagram. Belki. Her hafta falan böyle program gibi. Belki. Bir şey söyleyeceğim. Burada sözünü alayım mı? Ne? Gerçekten mi? Bizim stüdyoda yemek yapsın mı bize Emir? Ha bizim stüdyoda hayvan gibi mutfak var. Tamam. Deli gibi, oraya gelmedin daha sen. Tamam. Oraya gelmedin. Orada tamam. O zaman bize benim evde yapabileceğim basit ama etkili bir yemek göster. Tamam söz. Söz verdim. Söz. Zaten bir sene sonra falan olsun. Söz verdim. Öpüyoruz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Piano Jewelry sundu.